Okyanus yüzeyinin derinliklerinde başka hiçbir şeye benzemeyen tarih öncesi bir yaratık yatıyor. İhtiyosaurus. İhtiyosaurus, şık, esnek gövdesi ve güçlü yüzgeçleriyle 200 milyon yıldan daha uzun bir süre önce Mezozoik çağda denizlere hükmeden bir sürüngendi. Adı Latince balık kertenkele anlamına gelir ve antik okyanusların en bilinen ve en tanınan canlılarından biri olarak kabul edilir. Sürüngen görünümüne rağmen İhtiyosaurus gerçek bir dinozor değildi. Dış görünüşleriyle yunuslara şüphesiz çok benziyorlardı. Ancak modern memelilerle yalnızca uzak bir akrabalıkları bulunuyor. Onlar aslında İhtiyosaurus olarak bilinen ve sudaki yaşama tamamen adapte olmuş bir sürüngen grubuna aitti. Bu canlılar milyonlarca yıl boyunca yavaş yavaş okyanustaki yaşama uyum sağlayan karasal sürüngenlerden evrimleşmiştir. İhtiyosaurus, Jura döneminin okyanuslarında geniş bir dağılıma sahip oldukça başarılı bir deniz sürüngenleri grubuydu. Bu büyüleyici yaratık ilk olarak 19. yüzyılın başlarında İngiltere'de ve daha sonra Belçika, Almanya, İsviçre ve Portekiz gibi Avrupa'nın pek çok yerinde keşfedildi. 19. yüzyılda neredeyse tüm fosiller İhtiyosaurus grubuna veya direkt İhtiyosaurus'a atfediliyordu. Bu da 1900 yılına kadar cinsin 50'den fazla türe sahip olmasına neden olmuştu. Fakat daha sonra bu türler ayrı cinslere taşındı veya diğer türlerle eş anlamlı bir hale getirildi. Benzersiz fiziksel özellikleri ve merak uyandıran davranışları nedeniyle kısa sürede paleontologlar arasında popüler bir çalışma konusu haline gelmişti. Bugün İhtiyosaurus takımı en iyi bilinen ihtiyozor cinsleri arasındadır. İhtiyosaurus yüksek hızlarda yüzebilen ve jilet gibi keskin dişleriyle avını yakalayabilen güçlü büyük deniz yırtıcılarından biriydi. O dönemin okyanuslarında gerçekten de çok baskın bir türdü. İlk bakışta anlaşıldığı gibi İhtiyosaurus'un okyanustaki yaşama mükemmel bir şekilde adapte olmuş aerodinamik yunus benzeri bir gövdesi var. Boyları genelde ortalama 3 metre uzunluğundaydı. Jurassic İhtiyosaurus'ların sırtlarında etli bir sırt yüzgeci ve büyük bir kuyruk yüzgeci vardı. Avlanırken hızlı ve çevik hareketler yapmak için kullandığı esnek bir boyuna sahipti. İhtiyosaurus'un suda avlanmak için mükemmel olan uzun sivri burnu, güçlü kuyruğu ve yüzgeçleri suda kolaylıkla gezinebilen hızlı ve çevik bir yüzücü olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte daha yakından incelendiğinde İhtiyosaurus'un onu diğer deniz sürüngenlerinden ayıran bir dizi ayırt edici anatomik özelliğe sahip olduğunu da keşfettiler. Örneğin İhtiyosaurus'un kulak kemikleri sağlamdı. Muhtemelen su altındaki titreşimleri iç kulağa aktarıyordu. Vücudu günümüz yunuslarınkine benzer şekilde suda hızlı hareket etmesini ve ona suda kolaylıkla kaymasını sağlayan pullarla kaplı pürüzsüz bir derisi vardı. İhtiyosaurus okyanustaki yaşama çok iyi adapte olmuştu. Diğer sürüngenler gibi İhtiyosaurus da soğukkanlıydı. Yani vücut sıcaklığı etrafındaki ortam tarafından düzenleniyordu. Bununla birlikte düşük ışık koşullarında görmesine yardımcı olan büyük bir göz yuvası gibi vücut ısısını korumasına da izin veren çeşitli uyarlamalara sahipti. İhtiyosauruslar 50-60 santimden 20-25 metreye kadar ulaşabilen aerodinamik bir gövdeye sahip profesyonel yüzücülerdi. İnanılmaz hızlarda yüzmesine izin veren güçlü bir kuyruğu ve yüzgeçleri vardı. Balıkları ve diğer küçük deniz canlılarını yakalamak için kullandığı keskin dişlerle dolu uzun sivri bir burnu vardı. İhtiyosaurus hava soluyan bir hayvandı ve oksijen almak için periyodik olarak yüzeye çıkardı. Bununla birlikte nefesini uzun süre tutabiliyordu. Böylece bu da su altında kalmasına ve avını avlamasına izin veriyordu. Ama İhtiyosaurus'un en eşsiz özelliklerinden biri gözleriydi. Diğer sürüngenlerin çoğunun aksine İhtiyosaurus'un su yüzeyinin hem üstünde hem de altında mükemmel görüş sağlayan kocaman öne bakan büyük yuvarlak gözleri vardı ve bunlar ona stereoskopik görüş sağlıyordu. Bu avının mesafesini ve hızını doğru şekilde kavramasına izin vererek onu oldukça etkili bir avcı yapmıştı. İnsan, fil ve mavi balinanın gözleriyle karşılaştırıldığında inanılmaz derece büyük oldukları daha iyi anlaşılabiliyor. Gözlerin ortalama 20-25 santime varan çapları vardı ve başının iki yanına yerleştirilmişlerdi. Bu da onun geniş bir görüş alanına sahip olmasını sağlıyordu. Bu gözlerin İhtiyosaurus'un okyanusun karanlık derinliklerinde ve düşük ışık koşullarında bile av aramasına ve görmesine izin vererek ona diğer avcılara göre önemli bir avantaj sağladığı düşünülüyor. İhtiyosaurus'un bir başka büyüleyici yönü de üreme davranışıdır. İlk başlarda İhtiyosaurus'un karada yumurta bıraktığına inanılıyordu. Fakat fosil kalıntıları dişilerin çoğu sürüngen gibi yumurtlamak yerine canlı doğum yaptıklarını gösteriyor. Çünkü bazı fosillerin içinde hala bebek örnekleri bile bulunuyordu. Örneğin 2017 yılında yayınlanan bu makaleye göre Almanya Hannover'daki
Niederschassis Landes Museum koleksiyonundaki bu ihtiyosaurus örneği bilinen yalnızca 3. embriyo olan ve tür düzeyinde pozitif olarak tanımlanan ilk embriyoya sahipti. Embriyo fosilinin kendisi annenin fosilinin içinde bulunduğu için belirli bir ihtiyozor türüne güvenle atanabilen ilk fosildir. 6-7 cm uzunluğundaki omurkolunun bir kısmını olgunlaşmamış iskeletleri özelliği olan sürüngenimsi dokulu küçük bir ön yüzgeci birkaç kaburga ve diğer kemikleri korunmayı başarmıştı. Ayrıca bu örnek sayesinde ihtiyosaurusun her seferinde sadece bir yavru doğurduğunu düşünebiliriz. Bu ihtiyosaurusun zaten açık okyanusta hayatta kalmak için donanımlı olan tam biçimli yavrular doğurmasına izin veren önemli bir uyarlamaydı. Bilim insanları ihtiyosaurusun sosyalleşme ve gruplar halinde avlanma gibi karmaşık davranışlarda bulunabilen oldukça zeki bir yaratık olduğuna inanıyor. İhtiyosaurus betaburdu ve diyeti muhtemelen balık, kalamar ve diğer irili ufaklı deniz hayvanlarından oluşuyordu. Avını yakalamasına ve tüketmesine izin veren keskin dişleri olan güçlü bir çenesi vardı. İhtiyosaurus'un anatomisinin bir başka ilginç yönü de bu dişleridir. Çoğu sürüngen gibi tek bir diş setine sahip olmak yerine İhtiyosaurus'un yaşam boyunca sürekli olarak değiştirilen birkaç sıra dişi vardı. Bu dişleri zamanla aşınmış veya hasar görmüş olsa bile keskin ve verimli bir ısırmayı sürdürmesine izin veriyordu. Bilim insanları ihtiyosaurusların sürüler halinde avlanmış olabileceğini de düşünüyor. Tabii ki bu özellik onları daha etkili avcılar haline getiriyor. 2020 yılında iScience'de yayınlanan bu makalede Orta Trias'ta yaşayan 5 metrelik bir ihtiyozorun bir kara omurgalısı olan avını bu keskin dişleriyle gövdesinden kavrayıp neredeyse bir bütün halinde yuttuğunu gösteriyor. Çin'de neredeyse eksiksiz fosilleri bulunan Guiso ihtiyosaurus geleneksel kriterlere göre bir tepe avcısı olarak kabul edilmeyecek bir ihtiyozor cinsidir. Tipik olarak toplam uzunluk aralığı yaklaşık 4 ile 6 metre arasındadır. Bazı bireyler yaklaşık 7 metreye ulaşsa da genellikle katil balinalardan muhtemelen daha küçüktüler. Çin'deki Yingye Ulusal Jeopark Müzesi laboratuvarında yapılan araştırmalarda bilim insanları bu numunenin karın bölgesinde bariz bir şekilde paketlenmiş kemik bloğu olduğunu fark etmiş. Ayrıntılı bir çalışmadan sonra bu şişkin bloğun içindeki kemiklerin ihtiyozorun değil, büyük olasılıkla ihtiyozor tarafından avlanan bir talatozordan kaynaklandığı anlaşılmış. İlginç bir şekilde yırtıcı hayvanın midesinde birden fazla av olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Yani bu Guiho ihtiyozaurus o gün yediği ilk ve son yemeğiydi. Guiho ihtiyosaurus'un fosilinin kafasına ve kapalı ağzına yakından baktığımızda dişlerin çok iyi bir şekilde korunmuş olduğunu görebiliriz. Bu durumda kafası ve kuyruğu olmayan Tatalazor'un Guiho ihtiyosaurus'un midesine nasıl ulaştığı ile ilgili iki soru ortaya çıkıyor. Bu yırtıcılık mıydı yoksa çöpçülük müydü? Ve ikinci olarak çöpçü tarafından mı yoksa ölüm sonrası çürüme yoluyla mı baş ve kuyruk ayrılmıştı? Böyle bir durumda ikinci sorunun yanıtı birinci sorunun yanıtından daha basittir. Deniz bağlamındaki adli toponomik çalışmalar denizdeki insan kalıntılarının ölüm sonrası çürümesi yoluyla ilk olarak ellerin ve ayakların ayrıldığı, ardından baş ve daha sonra uzuvların daha yakın kısımlarının geldiğini, oysa gövdenin merkezinde bulunan vertebral kolonunun en son parçalandığını gösteriyor. Yani bu durumda ilk önce baş ve kuyruğun değil, el ve ayakların ayrılması beklenmeli. O zaman bu durumda bu hayvan yendiğinde muhtemelen ölü değil canlıydı. Belki de bir av peşindeydi. Fakat birden kendisi de av konumuna düşmüştü. Thalatosaurus'u Guiho ichthyosaurus dışında bir yırtıcı hayvan öldürdüyse o zaman besleyici gövde ve uzuvların yırtıcı hayvan tarafından bozulmadan bırakılması garip olurdu. Yani yakaladığı bir avın neden geri kalanını yemeden bıraksın ki? Ayrıca büyük gıda maddesinin bir veya birkaç parça halinde yutulması uzun zaman alacağı için bu yutulma muhtemelen Guiho ichthyosaurus'un nefes alabildiği deniz yüzeyinde gerçekleşmiş de olabilirdi. Tabii ki deniz leşlerinin çok nadir olarak dokunulmadan dibe ulaştığını da hatırlatmalıyım. Keskin dişlere sahip aç ve dev yaratıkların olduğu bir dünyada ölen bir hayvan tüketilmeden dibe gitmesine genelde izin verilmezdi. Büyük olasılıkla avı parçalara ayırmak için mevcut su megapredatörleri tarafından kullanılan tek yöntem kavra ve yırt stratejisi kullanılmış ve hayvanın kafa ve kuyruğu belki de iki tarafından çekilerek koparılmıştı. Vücudun en besleyici kısmını yemek de bizim Guiho ichthyosaurus'a kalmış gibi görünüyor. Bu ichthyosaurus'ların şekli okyanustaki en hızlı balıklar olan canlı ton balığı ve uskumrunukine benzer şekilde hız için inşa edilmişti. Fakat bu güçlü dış görünüme rağmen ichthyosaurus'lar da yenilmez canlılar değildi. Tarih öncesi denizlerde plezozor ve mazozor gibi daha büyük avcılar da dahil olmak üzere birçok tehlikeyle karşı karşıya kaldığı bir yaşam.
yaşama sahiptiler. İhtiyosaurusların solungaçları yoktu ve muhtemelen modern balinalar gibi hava soluyorlardı. İhtiyosauruslar sanılanın aksine dinozor değildi. Onlar ayrı bir deniz omurgaları grubunu temsil ediyordu. Dinozorların yok olmasına neden olan şey, anlaşılan ihtiyozorların yok olmasına neden olmamış, onların bir süre daha okyanuslarda dolaşmasına izin vermişti. İhtiyosaurusların fosilleri Avrupa, Güney Amerika ve hatta Antarktika'da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde bulundu. 195 milyon yıllık bu deniz sürüngeni 1936 yılından önce İngiliz paleontolog Mary Anning tarafından keşfedildi. İhtiyosaurus fosili o kadar iyi korunmuştur ki göğüs kafesinde son yemeğinden kalan balık kemikleri ve pulları hala görülebilmektedir. İngiltere'den korunmuş mide içeriği ile şimdiye kadar keşfedilen ilk ihtiyozorlardan birisidir. Bu özel örnek yakın zamanda Mary Anning adını taşıyan İhtiyosaurus Anningiye'nin bir yavrusu olarak yeniden tanımlandı. Kaşifi Mary Anning ailesiyle birlikte İngiliz sahil kasabası Limy Regis'te fosil bulup satarak yaşıyordu. Bilimsel olarak tanımlanan ilk plezyozor ve diğer birçok ihtiyozor iskeleti dahil olmak üzere oradaki Jura kayalıklarında birçok önemli keşif yapılmıştı. İhtiyozoruslar bugün artık aramızda olmasa da fosilleri deniz sürüngenlerinin evrimi hakkında değerli bilgiler sağlayıp gezegenimizin tarih öncesi geçmiş gizemleri hakkında bize ışık tutmaya devam ediyor. Örneğin 2013 yılında Royal Society'de yayınlanan bu makale keşfedilen ihtiyozor fosillerinin kökleri ve evrimini çok iyi açıklıyor. 1952 yılında Irak'ta Armadia bölgesinde İngiliz petrol jeologlarından oluşan bir ekip tarafından bulunan ve Malavania ismi verilen bu ihtiyozor fosili az daha yok oluyormuş. Uzak bir mesafeye taşınan bu fosil küçük bir nehri baraj yapmak ve bir yol için atlama taşı olarak kullanılabilen bir levha üzerine konulmuş. İnsanlar ve yük hayvanları bu nedenle rutin olarak bu fosilin üzerinde yürüyorlarmış. Bu yüzden hayvanın ağız kısmı tamamen parçalanıp kaybolmuş. İngiliz jeologlar bu iskeletteki potansiyelin önemini hemen fark ederek onu 1959 yılında Londra'daki Doğa Tarih Müzesi'ne İngiltere'ye taşımışlar. Fosile yakından baktığımızda hayvanın kısmen sırt üstü ve sol tarafına yattığı, göğüs kafesinin yukarı doğru baktığını görebiliyoruz. İlki Suudi Arabistan'dan belirsiz bir miksosaurid benzeri hayvan olmak üzere Irak'taki bu Tanasaurian, Orta Doğu'dan bildirilen yalnızca ikinci ihtiyozor olduğu için çok kıymetli. Soldaki çizimde Irak'ta bulunan Malavania ve diğer sağdaki karşılaştırılan başka bir ihtiyozor türüdür. Bu fosiller bilim insanlarına bu antik yaratığın anatomisi ve davranışı hakkında çok değerli bilgiler sağlıyor. Görüldüğü gibi milyonlarca yıl önce soyu tükenmiş olmasına rağmen ihtiyosaurus hem bilim insanlarını hem de halka aynı şekilde büyülemeye devam ediyor. Erken Jura döneminin deniz ekosistemindeki benzersiz adaptasyonları ve rolü onu önümüzdeki yıllarda üzerinde çalışılmaya ve hayranlık duyulmaya devam edecek olağanüstü bir yaratık haline getiriyor.